Hazır mıyım? Hazırım. Hazır. Hayati Bey ile Mehtap Hanım da yerini aldı. Talha Bey de yerini aldı. Talha Bey'e merhaba dediniz mi Mehtap Hanım? Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Ayaklarınızda sağlık. Hoş bulduk, hoş bulduk. Sağ olun. Evet. Ben sonra Hayati Bey'e anlatacağım ne olduğunu. Buyurun. Aşkım, geldim belediyedeyim. Evet, evet. Ya sen merak etme. Bak, o tadilat iznini alacağım. Geleceğim eve. Ondan sonra evimizi istediğimiz gibi yapacağız. Ya yok, abartıyorlar. Prosedür bunlar. Zor bir şey değil. Çok kolay bir şey alacağım ben. Çok kolay diyorum ya. O işler o kadar kolay değil. Vallahi kolay değil yani. Her önüne gelene verildi izni. Nerede kaldı bizim belediyeciliğimiz? Bu tadilat izni. Yok ya, o en zor. Ben altını çizerek diyorum sana. Tadilat en zor, en. De hadi kapattım. Hadi iyi günler. Nasılsın hemşerim? Da. Oh, hoş geldin hemşerim. Hey. Trabzon'un neresindesin? İçeridir. İçeridir. İçindi. Da. İskafiye. Vey. Vey? Hey, içeride ya. Nereye lan? İçinde da. Lan nereyse nere, bize her yer Trabzon. Hey. Hoş geldin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hemşerim, sana nasıl yardımcı olabilirim? Bizim bir tadilat izni işi vardı da. Zabıta müdürü olarak da senin imzan gerekiyormuş. Da. Hasan. İçindin. Tamam, benim imzalarım da o kadar kolayla değil yani. Sen benim hemşerimsin, ben imzalayayım ama iki yan taraftaki ofise de imzalatman... ...daha sonra genel müdüre de kaşeletip imzalatman lazım. Hadi ya. Da. Hasan. Uy. Tamam, yan tarafta... Bak şimdi bir tane kıl kuyruk var, Hayati. Pek haz etmiyorum kendisinden. Bu bizim Karadeniz filmlerini hiç sevmeyeyim. Mizah düşmanı. Hasan. Da. O Trabzonlu değil ama. Onunla anlaşmakta biraz zorluk çekebilirsin. Karadenizli değil mi o? Ya değil, değil. Urfalı. Ama hakkaniyetli adam. Da. anladım. Merhametlidir. Benden sana tavsiye, eğer kendini acındırırsan var ya hemşerim, işin kolayla çözülür. Hadi imzaladım, al git. Acındırmak, Sağ olasın hemşerim. Hadi kolay gelsin. Bay bay, işine bak. Sen şey yapma. Hoş geldiniz babuş. Hayırdır, ayran olmuş mu? Maalesef. Küçükken geçirdiğim bir kaza sonucu... ...ayağım bele kalmış. tabi ona yok, baba yok. Bu yaşa kadar iyi yaşadık babuş. Kendini acındırıyorsun. Sen de yiyorsun. Yani çalışıyor en azından. Sen peruğu ters mi taktın? Yok, ben pek iyi hissetmiyorum. Sizi çift görüyorum. Evet. Talha ile andırıyoruz değil mi birbirini? Talha. Talha. Talha ya. Talha. 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 Sen Talha mısın, Talha mısın? Şimdi eşim Talha der, arkadaşlarım Talha der. Sen hangisini tercih ediyorsun? Yumuşak olanı. Sen yumuşak olanı tercih ediyorsun. Daha kibar duruyor. Tabii. Şimdi kendini acındırdın. Evet. Ama bence daha iyisini yaparsın. Nasıl olacak o? Sakatlığı biraz daha böyle gerçekçi yaparsan abi. Sen bir bağ gösterir misin? Tabii. Şimdi... Nereye gidiyorsun? Talha, şive var mı? Buradan döndü ya abi. Oradan ben şöyle çekeyim. Şive var mı? Şivem yok. Tamam, sen şimdi burayla... Olsun, yine de yapabildiğin kadar Karadeniz şivesi konuş. Sonra Hayati'ye git. Hayati'ye de kendini acındır. Tamam. Konuşmayı bilmediğin için de Bilal gelsin. Arkadan sufle versin. Yani arkandan destek olsun sana. Sen Mehtap'ın oraya saklan. O geldiğinde arkasına geçiver.
İmzayı verdim ama iki yan taraftaki adamlara da imzaladı. En sonunda onlar imzalasın. Hey! Hey! Diyorsun. Yani? Diyorsun. Dedim da... Yandaki Trabzonlu değil. Urfalı, Urfalı. Urfalı. Misun kadifeli gelin. Öyle ha, öyle. Öyle. Tamam. Tamam. Acındırayım kendimi. Acındır da ya kendini. Bir şey yap. Onu da mı ben diyeyim ya? Tamam, çok... Ya hadi kal sağlıcakla. Sağ olasın. Bekliyorum ha burada. İnşallah. Hoş geldiniz babuş. Hayırdır? Bütün bünyene ne oldu? Hayır, hayır. Hayır. Küçükken geçirdiğim bir kaza sonucu ayağım böyle kaldı. Peki konuşmana ne oldu? Konuşmam da yavaşladı. Kafa travması. Kafa travması. Ana yok, baba yok. Ana yok, baba yok. Bu yaşa iyi geldik babuş. Bu yaşa iyi geldik babuş. Şimdi bunu daha acındırarak söyle. Sufreyi güzel aldı. Daha acındırarak söyle, bir de Bilal'in eli duruyor ya burada. O eli de kapat, görünmesin. Ana yok, baba yok. Başka ne yok? Ev yok, bark yok. Babuş. Babuş. Babuş? Babuş. Ulan sen Urfalısın. Urfalıyım. Sen de mi Urfalısın? Vay ben canım, vay benim molem, vay sana kurban olam, kurban olam. Oğlum kurban olam, sen vallahi yerime oturacaksın. Vallahi yerime oturacaksan saymayam. Saymayam. Estağfurullah oğlum, olmaz. Öyle. Oturmayam. Ne istiyorsun? Sence ne istiyorsun? Tabii ki tadilat izni. Bilmem ne istiyorsun? Tabii ki tadilat izni. Tadilat. Dediğim gibi. Dediğim gibi. İyi. Dediğim gibi. Ne olmuş be? Tadilat izni istiyorum. Tadilat izni istiyorum. Güzel oldu daha. Gerçekten evet. Söylediğini yaptı. Ben ne yapacağımı çok iyi anladım. Evet. Teşekkür ederim. Hoş geldin sen babuş. El frenini çek ya kaymasın. Al takozu da koy. Yok yok. Çalışayım. Hoş geldin babuş. Hayırdır? Ayağına ne oldu? Maalesef küçük geçirdiğim bir kaza sonucu ayağım bela kalmış. O ana yok, baba yok. Bu yaşa kadar yaşadık babuş. Babuş? He. Ulan sen Urfalısın. Valla Urfalıyım. Oy ben sana kurban olam. Ben sana ölem. Kurban olam. Ulan ulan orada kalma. Vallahi gel buraya. Yok. Buraya... Yok. Ben bir ediyorum güzeli ama. Vallahi sen. Allah kitap aşkına otur ne olur sen ya. Ne istedin? Yok bir zemir tadilat izni işi vardı da. Tadilat? He. Vallahi şimdi dediklemesini incelemem lazım. Fakat hayat sana hayret davranmış. He. Hayatı abin hayret davranmayacak. Lo. Sağ ol Asım hemşerim. Haydi al bakayım. He? Sağ ol lo. Valla sen çok iyi adam sana. Ya size bir şey diyeyim. He. Bak buradan park bahçelere gideceksin. Orada uyuz bir kadın var ha. Ona dikkat et ha. Kendisi aşırı hayvan severdir. Yo. Kedi seviysen anlıyorum. He. Köpek seviysen yine anlıyorum. İnegi niye seviysen o? He? O yemek içindir. He. Ha. De haydi. E haydi o zaman. Oy. Hayatım biz başı. Vay benim canım ula. Senin de kaynanan seviyor ha. Bunlar. Ufa dönüp gelmiş ha. Oh. Al götür. Yok ben tokum lo. Bak güceniyorum o. Yok vallahi yemem. Vallahi kırılacağım. Yok al yanında dursun dursun. He? Yersen sonra. Ey haydi. De, haydi haydi, haydi lo. Haydi ben koş de. Haydi koç. Vey. Haydi benim canım. Canım. Haydi. Merhaba. Merhabalar beyefendi. O elindeki dürüm mü? Dürüm? Evet, dürüm. Az önce bunu yandaki Hayati Bey'in elinden zorla aldım. Ya. Bunun içinde
Yaşam hakkı yok sayılmış bir dana var biliyor musunuz? Yaşam hakkına hunharca katledilmiş bir dana var. Rica etsem son görev olarak, yani bir saygı duruşu olarak bunu bir saksıya falan gömebilir miyim? Tabii ki, tabii ki gömebilirsiniz. Gerçekten bu duyarlılığınızdan dolayı sizi tebrik ediyorum. Kusura bakma sarı kız. Yaşarken yanında olamadık. Öldüğümde ancak yanında olabildik. Işıklar içinde uyu. Kusura bakmayın, biraz duygulandım. Bizim bir tadilat izni işi vardı da. Verin bakayım. Şimdi aslında park ve bahçelere zarar verip vermediğini kontrol etmemiz gerekiyor. Ama sizin gibi hayvan ve doğa dostu birine zarar vermeyeceğini düşündüğümden kontrol etmeyeceğim. Dikkat et küçük sinek. Burada seni zehirleyebilirler. Haydi özgürlüğüne uç. Hanımefendi, tabii ki ben doğaya dikkat ediyorum. Olur mu öyle şey? Ah, çok tatlısınız. Keşke herkes sizin gibi olsa gerçekten. Estağfurullah. Yalnız ben buraya bakıyorum da, bu yandaki hayvan yiyicisi Hayati buna mühür basmamış. Şimdi siz oraya gideceksiniz. Mühür basıp ondan sonra geleceksiniz bana, oldu mu? Tabii ki efendim, hemen. Ha, buyurun. Teşekkürler, sağ olun. Ya falan mühür basmayı unutmuş lo. Unutmuş mu? Mühür basmamış onu. Vallahi bizlerden ne okul kalmış, ne fikir kalmış, çalışmaktan ahada basmışım Ula dürüm nerededir? Sana dürüm vermişim. Ottan mı? Yemedin mi? Ya valla ama dürüm mi diyorsun? Ha. Gömdüm. Afiyet olsun lo, bastım al. Hadi götür. Hadi. Hallettim lo. Köpeğimin ismi. Halatim Lo. İskandinavca'da cennete düşen ilk pati tanesi anlamına gelir. Halatim Lo. Halatim Lo. Gerçekten çok orijinalmiş. Şimdi bakın beyefendi. Ben bu imza sürgüsüne imzamı attım. Yalnız bunu götürüp İsmail Bey'e de imzalatmanız gerekiyor. Tamam. Anlaşıldı mı? Sağ ol baboş. Baboş? Baboş. Geçen ay ölen kaplumbağamın adı. Kusura bakmayın, nereye baksam onu görüyorum. Hemen geliyorum. Anlıyorum sizi. Hemen gidin, gel. Ya anlatamadım lo. Ne olmuş be? Geliyorum. De haydi lo. Uşağım. Ya buna bir şey yapma gerekiyormuş lo. Hasan. Miyav. Karıştı az da. Bütün izinleri aldın sayılır. Vallahi ballısın ha. Ben kaydını alıyorum buraya. Kaç numara? 782. Tamam, yan taraftaki kıl kuvarağı da imzalat, bitsin işin artık. Ya hiç gitmek istemiyorum ba, biliyor musun? Madem mecburum gideyim, ne edeyim? Da, Kurban olayım sana ya. Sana yine işim düştü diye öyle güzel, öyle mutlu olmuşum. Kurban olayım canım. Hele buna bir imza atman gerekiymiş ha. Ne olmuş be? Yok, buna bir şey yapman gerekiymiş. Hele bir bakalım. Haydi attım imzayı. Al bunu mehtap süratsizine götür. Sonra gel, sana çöp şiş yediracağım. Oy, Allah senden razı kurban olayım. Ya, hadi oğlum. Hadi siyah kurban hadi, ya. Hadi, hadi. Hadi kolay gelsin. Sağ ol. İmzalar falan hepsi tamam efendim. Biraz acele edebilir miyiz? Evde kediler mama bekliyordu, o yüzden yani. Ah, kıyamam. Tabii ki ederiz, tabii ki. Aa! Ben şu an fark ediyorum ki sizinki hisseli tapu. Hisseli tapu olduğu için şimdi öncelikle Hayati Bey'e götürüp bunu sizden açtırmanız gerekiyor. Hayati Bey'i sizden açtırdıktan sonra İsmail Bey'e gitmeniz gerekiyor. İsmail Bey de bunu imzalattıktan sonra İsmail Bey'den imzalı kağıdı alıp Hayati Bey'in sistemine gidip tekrar onaylatmanız gerekiyor. Daha sonra bana geleceksiniz. Ya bu ne Allah aşkına? Hugo gibi oradan oraya zıplıyorum sabahtan beri ya. Hayır, yani kediler mama bekliyor ya, o yüzden diyorum. Anlıyorum, kusura bakmayın lütfen. Sizle alakalı değil, hayır. Olur mu? Yo baboş! Ne olmuş be? Benim tapu hisseli çıktı yo. Senin sistemle aşmak gerekiymiş yo. Vallahi doğrudur. Açmışım. Al, koş İsmail'a, İsmail'a. Haydi, haydi. Haydi. Uşağım, benim tapu hisseli çıktı. Bana bir şey yapman gerekiymiş ne daha. Ne diyorsun ya? Hele bir bakıyor. Tamam. İyi o zaman. Sen tabunu da al. Mehtap Hanım'a git ama öncesinde Hayati Uyuz'una uğra da sistemden onayını versin, tamam mı? Ben de gidip çay alıp geleyim. Oy, senin canlıyı kurban olayım sana.
Vay! Karıştı. Hemen geleyim de. Ya babuş! Ne olmuş be? Ya bana senin sistemde açmak gerekiymiş o. Allah Allah! Hadi açmışım. De al hadi bütün günü götür. He. Ben de gidip çöp şişleri alayım gelin. Ya sağ ol, sağ ol. Ya Allah sizi de kum. He, sen geç isterse ben seni şey yapmıyorum ha. Ya imza imza hepsini hallettim. Haydi biraz acele edin ya. Vay, önemli Duda. Ne oluyor ya? Ne oluyor? Şive gelmiş sana, ayağında topu aldı. Hayırdır? Ya hayvanlar, aç, aç. Ben ne yaptığımı biliyor muyum Mehtap Hanım? Ah, gerçi haklısınız. Tamam Bilal Beyciğim, ben şimdi geleyim sizi uğurlayayım. Çok teşekkür ederim efendim, tamam, sağ olun. Tamam, buyurun. Hemşerim, ne yaptın be? Halledin mi? Ha, ha benim canım sana. De haydi ol, çöp şişi yaklu. He? Nasıl çöp şiş ya? Çöp şiş falan yemez o ya. Biraz önce dürüm gömdü. Ha, o da doğru dedi. Hemşerim, ne yaptın, hallettin mi işini? La, bu da kardeşim önüne gelene hemşerim diyor. Bu adam Urfalı, Urfalı. Ne alakası var? Ne Urfalı? Adam hasbihal Trabzonlu ya. Bu adam kantar içinde kalmış. Yalan söyleyecek bize. Allah Allah. Al oğlum. Al, al. Çöp şişini ye. Ya yemez, yemez, yemez. Dedim ya sana biraz önce. Adam odamdaki saksıya durum gömdü. Saksıya gömdü mü? Evet. La oğlum, sen nasıl Urfalısan, saksıya niye gömüysen? Ya hala Urfalı değil ya. Trabzonlu diyorum ama dürümü ben de anlamadım. Ya ne dürümü babos, kurban olayım. Uşağım sen beni bilirsin de. Hayvanları sevelim, koruyalım. Bir dakika, bu uşak hepimizi kandırıyor gibi geldi bana. Urfa sağa küsmüş, haberin olsun. Bu nedir ya? Bu nedir? Ula, niye hayırlık ediysen, ha? Madem Urfalı değilsen, bana bu çöp şişi niye aldırıysan? Vay be! Çöp şiş ye, dürüm ye, ondan sonra da hayvan severim. Sen bekle, ben sana izin çıkarırım. Ya Hayati, ne oluyor burada? Bir, bu ne? Çöp şiş. Çöp şiş? Ya bir maça gittim, hemen ortalığı karıştırmışsınız İsmail. Ne oluyor? Yok yok, hiçbir karışıklık yok. Bu beyefendinin bir işi vardı ama hep beraber onu hallettik biz. Nereye hallettiniz ya? Halletmişmiş. Ver şunu. Ya insanın burada iş yaptırması için illa hemşeriniz, akrabanız, bir şeyiniz mi olması lazım? Bu ne ya? Hayret bir şey. Müdürüm, bu ne ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? İyi vallahi. Ya ben böyle düşünüyorum müdürüm. Vatandaş haklı ya. Vatandaş haklı, siz... Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? İlla siz vatandaşın işini halletmek için sizinle aynı fikirde mi olması gerekiyor? Doğru efendim, ben kesinlikle size katılıyorum. Yani illa sizin hemşeriniz mi olması gerekiyor yani? Yani... Yani... Ver tamam, ver. Ver kardeşim, ver. Hayati dön. Kalem ver bana. Ben senin işini halledeceğim, tamam. Tamam, sıkıntı yaratma sen. Usta! Ya, neymiş ya bu böyle? Sen Galatasaraylı mısın? Evet müdürüm. Bu adamın işini halledeni buradan kovarım. Şampiyon Beşiktaş o kadar. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılırım.